Değerli misafirlerimiz, kütüphanemizin organize ettiği Türk Yazarları Bir Kent'te söyleşimize hoş geldiniz. Bugün yazar, şair ve üniversitemiz akademisyenlerinden Ahmet Özer'i konuk edeceğiz. Öncelikle davetimizi kabul ettiği için değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Size Ahmet Özer hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimi aldı. Değişik öğretim kurumlarında 29 yıl Türk Dili öğretmenliği yaptı. 1996'dan bu yana Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Değişik gazetelerde yüzlerce köşe yazısı yayımlandı. Araştırma, inceleme, deneme, tanıtı, söyleşi türlerinde kimileri yayınlanmış pek çok yazısı bulunmaktadır. Yurdun pek çok yerinde düzenlenen sempozyumlarda, açık oturum ve panellerde konuşmacı oldu. Yurt dışında düzenlenen kimi edebiyat etkinliklerine katıldı. 30 kitabının yanı sıra birçok ortak kitapta yazılarına yer verildi ve yüzlerce dosyanın editörlüğünü yaptı. Belli başlı bazı kitapları Çocuklar Varken, Onlarla Yaşadım, Yıldızlar Geceyle Gelir, Ahmet Özer'in aldığı belli başlı ödüller, 1981 Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülü, 1982 Ömer Faruk Toprak Şiir Mansiyonu, 1989 TRT İstanbul Radyosu Gecenin İçinden Programı Öykü Ödülü, 2002 Ceyhun Atıf Kansu Şiir Ödülü, 2002 Sabahattin Sağroğlu Trabzon'a Hizmet Ödülü sahibidir. Ayrıca bu güzel organizasyonu gerçekleştiren kütüphanecilerimizden Pınar Çelik ve Semra Kesler'e de çok teşekkür ediyoruz. Şiir ve Hayat isimli konuşması ile sizleri değerli hocamız Ahmet Özer'le baş başa bırakıyorum. Buyurun hocam. Efendim öncelikle beni burada konuk eden değerli yöneticilere içten teşekkür ederim. Üniversiteye geleli 18 yıl bitti. Zaman zaman etkinliklere katılmışımdır. Ama böyle bağımsız bir etkinliğe ilk kez katılıyorum. O açıdan da çok teşekkür ederim. Şiir ve Hayat adlı konuşmama başlamadan önce öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Hakikaten hayatımızın her tarafına bir taraftan şiir rüzgarları esmiştir. Şimdi kendimizi bir gözden geçirsek mutlaka dağarcığımızda şiir vardır. Yani hayatla şiir her zaman için gündemimizde olmuştur. Neruda bu konuda şairle ilgili çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, şiir ile çılgınlık el ele gider diyor. Zaman zaman sanatçıların kimlikleriyle ilgili bilgiler edinildiğinde nasıl bir adam diye merak edilir. O diyor ki şiir ile çılgınlık el ele gider. Aklı başında bir insan için şair olmak ne kadar zorsa şair için de aklı başında olmak o kadar zordur diyor. Katılıyorum. Şimdi şiir nerededir? Şiir mermerin içindedir. Ama o mermeri çok iyi kollayacaksın, kırmadan içindeki heykeli çıkarabileceksin. Estetik boyutunu da gözeterek mermerin içindeki heykeli çıkarabilmek. Yani şairin hüneri orada. Zaman zaman işte şair nasıl şiir yazıyor diye bir merak duygusu olur insanlarda. Hiçbir kimse kendi içinde o sancıyı duymadan, yaşamadan şiir denilen o büyülü alanı kotarması mümkün değil. Günümüzün büyük ozanlarından, büyük şairlerinden Gülten Akın'ın son yıllarda yaşı hayli ilerlemesine karşın şiirlerini okuduğumuzda arka planında nereden geldiğini çok insan merak eder. Düşünün ki bir avukatsınız, hukukçusunuz, avukatsınız ve oğlunuz idamla yargılanıyor ve siz de oğlunuzu savunuyorsunuz. Ha, başka avukat var mıydı, yok muydu? O ayrı bir durum. Ama bir anne avukatın oğlu idamla yargılanan bir oğlunun savunmanlığını yaptığında yaşadığı o dram, trajedi neyse onun arka planında şiirin de bir yerde mayalanması söz konusudur. Ben de onun gibi şiir nasıl yazabilirim denildiğinde o hayat başka bir hayat oluyor.
O hayatı üstlenen, giyinen bir insanın yaşamının içerisindeki kilometre taşları ne yapılıyor? Örülüyor. Şimdi zaman zaman tabii 42 Gün adlı kitabı ve İlahiler kitabı Gülten Akın'ın, bu benim anlattığım duygu ve düşünce sarmalından oluşan kitaplar olduğunu vurgulamak isterim. Yani biz sadece bir kitaba baktığımızda o kitabın arka planını okuyabiliyorsak, şairin o büyük serüvenine de tanık olduğumuzu vurgulamamızda yarar var. Ben zaman zaman şiirin insan yaşamındaki, sözün insan yaşamındaki yerinin ne olduğuna dair anlattığım, ki burada da yakın dostlarım da var, onların da tanık olduğunu biliyorum. Amerika'da Brooklyn Köprüsü'nde bir kör adam dilenmektedir. New York'ta Brooklyn Köprüsü'nde bir adam yanına yaklaşır ve omuzunu tıklar, der ki ne kadar para kazanıyorsun diye sorar. O da işte belli bir miktar orada belirtir. Körün göğsünde doğuştan kör diye yazmaktadır. Adam ona şunu söyler, der ki ben bu levhayı değiştireceğim, bir ay sonra da geleceğim, bakacağım durumunda bir değişiklik oldu mu diye. Nasıl bilirseniz beyim diyor. Ve adam levhayı çeviriyor ve arkasına bir şeyler yazıyor ve gidiyor. Bir ay sonra geliyor, omuzunu tıklıyor oradaki körün. Diyor ki durumunda bir değişiklik oldu mu diyor. Ben diyor şu bir ay önce gelen kişiyim. Hani önündeki yazıyı değiştirip arkasına bir şeyler yazan kişiyim. Aman beyim diyor, olağanüstü bir değişiklik oldu. Yani size nasıl teşekkür edeceğimi bilemem diyor. Ne yaptınız da bunu gerçekleştirdiniz diye soruyor. Diyor ki sizin önünüzde doğuştan kör diye yazıyordu. Ben onun arkasına önümüz bahar, bahar gelince tomurcuklar çatlayacak, çiçekler açacak, kuşlar, kelebekler uçacak ama ben hiçbirini göremeyeceğim diye yazdım. Şimdi birinci, tabii burada bir duygu değişikliği hepimiz hissedebiliyoruz. Birincisinde kafaya seslenen bir klişe bilgi vardır. Yani algılamada insanın yaşamının içerisine hazır bir bilgi, karşıdaki kişinin ne olduğunu vurgulama anlamında. İkincisinde ise bir duygu yoğunluğu vardır. İşte şiir bu bilgiyle duygu yoğunluğunun harmanlanmasından oluşmuştur diye aktarmak isterim. Şiirimiz tabii dünya şiiri arasında çok önemli bir yerde. Yani biz işte ülkemizin değerlerini, üretimlerini dünya koşullarında ele aldığımız zaman, işte biz şu kadar yerdeyiz, şu kadar gerideyiz, burası şudur diye değerlendirmeler yapılır ama sonuçta Türk şiirinin, yani Yunus Emre'den başlayıp günümüze kadar bir bin yıllık serüvenine bakıldığında Anadolu'yla beslenen, mayalanan önemli bir noktada olduğumuzu vurgulamak isterim. Ama tabii şiirin çevrilmezliği diyebileceğim, çünkü düz yazının çevrilmesinde bile son derece sıkıntılar var. Örneğin işte bir yazarın aynı kitabını 5 çevirmene verdiğiniz zaman farklı çeviriler var ki bu düz yazıdadır. Yani oradaki cümlenin genel klişeleşmiş bir tavrı vardır. Ki şiirde başka bir şey var. Şiir hepimizin elinin altındaki sözlükten, seçilen sözcüklerden oluşuyor. Yani bir başka şair aydan sözcük getirmiyor. O malzemeyi oradan alıyor ama iki sözcük arasındaki o eklemlenme, o sözcüğün taşıdığı anlam ve çağrışım yüklü oluşu, şairde başka bir dünyayı, başka bir mimariyi yaratma gücü oluşturuyor. Hüner oradadır. Yoksa herkesin sermayesi sözlüktür. İşte günümüzdeki şairlerin iyi şiir kurabilmesi, sözcükleri tanıyabilmesi, onların içeriğindeki anlam zenginliği, çağrışım gücü ve onları yan yana getirebilmesidir. Ben şöyle bir örnek vereyim. Siz sözcüğünü binlerce kez kullanmışızdır. Siz. Bulvar sözcüğü de hayatımızda yüzlerce kez kullandığımız bir sözcüktür. Ama Sisler Bulvarı dediğimiz zaman aklımıza Atilla İlhan'ın bir şiir kitabı geliyor. O iki sözcüğün birbirleriyle dansını bir şair bir anlam zenginliği, bir imgesel söylem gücüyle harmanlayarak ne yapıyor? Önümüze koyuyor. Şiirimizin bu bin yıllık serüveni içerisinde bakıldığında özellikle ikinci meşrutiyetten sonra 1908 yılından sonra olağanüstü bir yayın dünyasıyla karşılaşırız. Bu yayın dünyasında şair olarak başta Mehmet Emin Yurdakul'u görüyoruz. Yani Anadolu insanının sorunlarına ilk kez böyle yakından bağlantı kuran bir şair olarak görüyoruz. Ama
Tabii şairlerin halkla, insanla bağlantısının çok önemli bir kriteri, bir ölçütü vardır. O da dildir. Bugün divan şiiri özgün bir şiirdir. Ve divan şiirinin içerisindeki zenginlik, dünya şiiri arasında bir yerde Doğu toplumuna özgü bir kavramdır. Yani divan vezniyle beraber kurulan bu şiir anlayışı ki dünya çapında şairler geldi geçti oradan. Ama dil konusunun anlaşılmaz olması, Arapça ve Farsça sözcüklerle yoğunlaşması halkın o şiire yeterli düzeyde yaklaşım kuramamasına da çok önemli bir etken oluşturmuştur. Bu nedenle adına milli edebiyat dediğimiz edebiyat bir yerde coğrafyayı Anadolu'ya, daha doğrusu Anadolu coğrafyasını gündeme alan bir anlayışı beraberinde getiriyor. Onun öncesinde tabii Ömer Seyfettin ve arkadaşlarını, yani Ziya Gökalp ve arkadaşlarıyla birlikte kurulan bu birliktelik Genç Kalemler dergisiyle beraber dilde bir sadeleşme ve bir yenileşme hareketi meydana getiriyorlar ama bunlar tabii bireysel hevesler, ortaya konulan bazı gerçekler olarak kalıyor. İlk kez modern şiirimizin kurucusu olarak iki önemli ustayı görüyoruz. Bunlardan birisi kendisinden sonra gelenleri etkileyen Ahmet Haşim ve İstanbul ve Osmanlı düşlerini Türkçenin olanaklarıyla parlatan Yahya Kemal'dir. Bu iki şairin şiirimize getirdiği yenilik modern şiirin çok önemli bir damarı olarak da kabul edilebilir ki bu şiirlerde ne vardır? Bu şiirlerde imge vardır, söz sanatı vardır, söylem zenginliği vardır ve gerçekten şiirin mimarisi vardır. Ahmet Haşim'de belki birazcık daha kapalı bir yapı söz konusudur. Yahya Kemal'de yalnız yani İstanbul'dur, Osmanlı'dır ve bir yerde özlemini duyduğu geçmiştir. Fakat ilginçtir, burada şunu özellikle vurgulamak gerekir ki bunların şairlik mertebesine ulaştıkları 30'lu yaşları 40'lı yaşlara devrettiği dönemlerdir ve Kurtuluş Savaşımız başlıyor. Yani Anadolu'da daha sonraları dünyaya örnek oluşturabilecek büyük bir mücadelenin içindedirler. Bu iki şairin bir dizesi Kurtuluş Savaşı'na yönelik olmamıştır. Onu yıllar sonra o da hapishanede yazma onuru Nazım Hikmet'e nasip olacaktır. Yani insan düşünüyor, Yahya Kemal büyük bir şair, daha sonralardaki büyük elçilikleri olmuştur, önemli milletvekili olmuştur, yani devletin önemli makamlarına da bulunabilmiştir ama o büyük macerayı maalesef bir dizesinde de olsa ele almamıştır. Tabii şaire ille bu şiiri yaz gibi bir dayatma da yoktur. Şöyle bir durum vardır. Başlangıçtaki şiirimizin çizgisine bakıldığında büyük ölçüde Türkçü ve milliyetçi bir çizgiyi takip ettiklerini görüyoruz o dönemdeki insanların. Tabii burada Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın büyük etkilerini görüyoruz. Çünkü savaştan çıkan bir insanın yaşamının içerisine sanat, edebiyat ne kadar girecektir? Ekmek kavgasının yoğun bir şekilde sürüp gittiği bir dönemdir. Ve o dönemdeki kişilerin bugünkü ideolojilerine bakıldığında belki bir kanıksama olabilir. Mesela Turancılık ilgisi, yeni Turan anlayışı, yani Türklerin kimliği, hatta ırkçılığa varabilecek bir tavırı eserlerinde büyük ölçüde görüyoruz o dönemdeki kişilerin, sanat adamlarının, şairlerin. Hatta belki de İkinci Dünya Savaşı'nda Alman yenilgisi söz konusu olmasaydı bu anlayış çok daha farklı bir biçimde hem sistemde hem de edebiyatta kendini gösterebilecekti. Ama Almanları Sovyetler durdurduğu zaman dünyada da farklı bir sistem oluştu ve siyasette de farklı dalgalanmalar meydana geldi. Tabii çeşitli akımlar ya da grupların oluşturduğu bir şiir anlayışları beraberinde geldi o dönemlerde. İşte hepimizin bildiği gibi beş hececiler, yani kendilerine özgü, daha doğrusu bize özgü bir ölçüt yakaladılar şiirde. Bu işte Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Kor Yürek ve Faruk Nafiz Şamlıbel'in başını çektiği bu anlayış birazcık olsun Anadolu'ya yönlenen bir tavrı beraberinde getirdi. Ancak Faruk Nafiz'in işte bildiğimiz Han Duvarları mesela nasıl yazıldı?
1922 yılında dönemin İleri gazetesi onu Ankara'ya gönderiyor görevli olarak. Faruk Nafiz oradan Ankara'ya geldikten sonra da Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atanıyor. Hani gelmişken şunu yapalım noktasında bu kez Anadolu gerçeğiyle karşılaşıyor ve Han Duvarları oradan mayalanıyor bir yerde. Ama daha sonraları Milli Eğitim Bakanlığı sıralamasında ki Atatürk'ün derler ki bu kadar savaşta, cephelerde, bu kadar meydan savaşlarının acıklı manzaralarını görmesine karşın hayatında tek bir arkadaşı için gözyaşı dökmüştür derler Mustafa Kemal Atatürk için. O da Mustafa Necati'dir. Mustafa Necati Milli Eğitim Bakanı olarak bir Anadolu gezisine çıkıyor ve Faruk Nafiz de onun yanındadır. Kastamonu'ya gidiyorlar. Zannediyorum yanılmıyorsam Kastamonu milletvekili Mustafa Necati. Yanılabilirim de, düzeltebilirim daha sonra. Ve burada Anadolu'nun ne anlama geldiğini, toplumun ne aşamada olduğunu görüyor ve o dönemin şairlerinin bir yerde asıl malzemenin Anadolu insanının yaşamının ele alınmasıyla oluşabileceğini vurguluyor. Çünkü İstanbul'dan Anadolu'yu hiç görmeyen ama hatta savaşlara gitmeyen, büyük meydan muharebelerine katılmışçasına şiirler yazan şairlerle baş başayız o dönemlerde. Bir taraftan da Anadolu gerçeklerine hiçbir şekilde tanık olmayan kişiler o şiirleri yazıyorlar. Mesela Mehmet Faruk Yurtunca ki daha sonraları basın dünyasında da epeyce emeği olan bir kişiydi. Hani bizim dertlerden kurtulursun geçsen Anadolu'yu diye şarkılara, şiirlere malzeme olan bir şiirin şairi. Ama daha sonraları hepimizin bildiği gibi dağlarca bir subay olarak da gezdiği Anadolu'yu gördüğünde kardeş senin dediklerin yok diyor. Yani o senin anlattığın Anadolu ortalıkta yok diyor. Onu ne yapıyor? Bir yerde eleştiriyor. Tabii bu beş hececiler ve daha sonra yedi meşalecilerin şiirde getirdiği anlayışın biraz daha modern şiire kaçan ya da biraz daha modern şiirin verileriyle donanan bir şiiri yazan şairler tarafından büyük eleştiriye uğruyor ki ikinci yeninin önemli şairlerinden biri Turgut Uyar şöyle diyor. Hececiler büyük bir miras yedilikle geçmişi hiçe sayarlar. Tutunmaya çalıştıkları, tutundukları sandıkları halk şiirine ise öyle yabancı, bu konuda öylesine bilgisizdirler ki gülünç olurlar sonunda diye böyle bir yorum yapıyor. Tabii Ulusal Kurtuluş Savaşı 2. Meşruiyet dönemine ait tüm ideolojileri bir yerde sarsıyor. Akif'in İslam Birliği, Gökalp'in Turancılığı, Yahya Kemal'in Romantik Osmanlıcılığı boy veriyor şiirde. Bu anlamda tabii Cumhuriyet yeni bir yönetim, Osmanlı'nın mirası üzerine kurulmuş ama yeni bir insanı yaratmanın peşinde. Tabii bunun edebiyat ve sanat alanında o boşluğun doldurulması gerekiyor. Ama nasıl doldurulacak? Harf devrimi daha yapılmamıştır. İşte dünyanın önemli yapıtları Türkçe'ye çevrilmemiştir. Yani içindeki bulunduğunuz ortam sizi çok boyutlu olarak düşünmeye, yargılamaya hazır değildir. İşte o dönemlerde Cumhuriyet biraz da kendi insanını yetiştirmek, kendi toprağındaki insana daha farklı duyarlılıklar kazandırabilmek için bildiğimiz gibi Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, halk evleri ve daha sonra da köy enstitülerini kurularak en azından bu yapının yani Cumhuriyet ideolojisinin Kurtuluş Savaşı ile kurulan yeni devletin insanını çok boyutlu olarak yetiştirmeye yönelik bir proje oluşturuluyor. Tabii bu projenin zaman içerisindeki acıklı, trajik durumu da ortadadır. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun birer devlet dairesine dönüştürülmesi, halk evlerinin tümüyle kapatılması, köy enstitülerinde köküne kipriz suyu ekilmesiyle o aradaki insanımızın hakikaten büyük bir haksızlık yapıldığını burada vurgulamak gerekir. Şimdi şiirde bu yapılar devam ederken Nazım Hikmet şiiri çok önemli. Nazım Hikmet Sovyetler Birliği'nde eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönüyor ve üst üste kitaplar yayınlanıyor. Şöyle ki 835 satır Sesini Kaybeden Şehir Jakont ile Siyahu 1929'da yayınlanıyor. Gece Gelen Telgraf Benerji Kendini Niçin Öldürdü 1932'de.
Portreler, Tarantaba Boya Mektuplar 35'te, Simavne Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin 36'da yayınlanıyor. Akıyordu su, gösterip aynasında söğüt ağaçlarını, salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını, yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere, koşuyordu kızıl attılar güneşin battığı yere, birdenbire kuş gibi vurulmuş gibi kanadından yaralı bir atlı yuvarlandı atından diye, hem içerikte hem biçimde önemli bir değişiklik getiriyor. Tabii Nazım'ın bu şiirdeki büyük tavrı yanında Necip Fazıl'ın estetiğe çok önem veren ve yarım yüzyıl o dönemde belli bir kesimi rahatlıkla etkileyebilecek bir şiiri de ortaya koyduğunu unutmamak gerekir. Tam o sıralarda İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı çok önemli. Hem bir taraftan milyonlarca insanın ölümüne ve daha sonrasında da hepimizin bildiği gibi dünya insanının kendine sığınacak bir dal aramasına yol açıyor. Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de 40'lı yıllarda 3 grup şiir düşüncesi ortaya çıkıyor. Birinci gruptakiler garip şiiri dediğimiz Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet'in başını çektiği hareket. Yani şiir bir yerde üst düzeydeki insanların, yüksek zümrenin bir edebiyatıdır. Onu konuşma dili çerçevesinde yeniden oluşturup farklı bir dilde söylememiz gerekir diye bu üç arkadaşın bir ortaklaşa kitabı yayınlanıyor ki Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet bunlar aynı zamanda Ankara'da ortaokul yıllarından beri dostlukları olan kişilerdir. Orhan Veli'nin ve Oktay Rifat'ın bu yıl doğumunun 100. yılı, gelecek yıl Melih Cevdet'in 100. yılı. Orhan Veli bugünlerde gerçekten Türkiye'de çok anılan bir şairimiz. 36 yaşında kaybetmiş olmamıza karşın 5 şiir kitabı, Fransızcadan pek çok çevirileri, efendim Nasrettin Hoca'nın ve La Fontaine'in fabülleri, Nasrettin Hoca'nın hikayeleri, La Fontaine'in fabüllerini manzum bir düzeyde bize sunan çok önemli bir şairimiz Orhan Veli. Ayrıca da 28 sayılık bir Yaprak dergisi serüveni var ki o Yaprak dergisindeki kimi yazıları dün yazılmış kadar tazeliğini taşıdığını da vurgulamak gerekir. Hatta divan şiirini en iyi bilenlerden biri olduğunu söylerler Orhan Veli'nin. Bir gün Yahya Kemal'le beraber sohbet ederken ona divan vezniyle yazılan şiirler okuyor. O da diyor ki, yahu Orhan muazzam bir şey, bu nasıl oldu falan diye söyleyince o da diyor ki, yani ben diyor dalga geçmek için bunları yazdım diyerekten Orhan Veli şeyi, bu Yahya Kemal'i kızdırıyor. O da biraz kızıyor ona. Yani bunlar, ben de bunları dalga geçmek için mi yazıyorum gibisinden. Ama Orhan Veli orada senin bildiğin bilgiyi ben de biliyorum ama ben yeni bir şey söylüyorum diye böyle bir tavır sergiliyor ortalıkta. Evet, şimdi o dönemlerde tabii bu garip şiiri çok yadırganıyor. Birileri tarafından da benimseniyor. Çok önemli. Çünkü alışılagelmiş bir şiir anlayışı var. Hem divandan gelen hem hece ölçüsünden gelen. Örneğin şöyle düşünün. Şimdi kılıksızım fakat borçlarımı ödedikten sonra ihtimal yeni bir katta esvabım olacak. Ve ihtimal sen yine beni sevmeyeceksin. Savaş için şunu söylüyor. Dünya savaşı düşün, devam ediyor. Tayyareler gelecekmiş. Korkum yok benim. Kağıttan gemilerim, kurşun askerlerim hazır. Zaten bunlar kırılırsa babam yenisini alır. Tabii Orhan Veli Oktay Rifat ikilisinin ürünü ağaç da şöyle diyor. Ağaca bir taş attım, düşmedi taşım. Taşımı ağaç yedi, taşımı isterim, taşımı isterim. Melih Cevdet'inki ise rahatı kaçan ağaç, çok önemli bu. Tanıdığım bir ağaç var, etlik bağlarına yakın. Saadetin adını bile duymamış, Tanrı'nın işine bakın. Geceyi gündüzü biliyor, dört mevsimi, rüzgarı, karı, ay ışığına bayılıyor ama kötülemiyor karanlığı. Ve sonunda da diyor ki ona bir kitap vereceğim rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı, ağacı o zaman seyredin. Tabii o dönemlerde çok önemli şairlerimiz boy veriyor. Özellikle halkçı eğilimlerin çok yoğun olduğu bir şiir anlayışını Külebi bize sunuyor. Külebi'nin hemen yanında özellikle yurtseverlik duyguları ve Kurtuluş Savaşı'nı Sakarya Meydan Muharebesi tek kitabıyla vurgulayan bir Ceyhun Atıf Kansu görüyoruz.
Halk edebiyatı damarını çok boyutlu olarak modern şiire uygulayan bir Bedri Rahmi Eyüboğlu karşımızda. Ayrıca kasabadan, küçük insanlardan, küçük dünyalı insanlardan, doğadan sesler getiren bir Necati Cumalı ve bireyin iç dünyasını sarsacak şekilde şiirler yazan bir Necati Gil. Burada kuşkusuz Dağlarca'nın çok önemli bir rolü var. Herkes ilk kitabını çok över tabii onun. Çünkü ilk kitabıyla şiir dünyasındaki yerini bulabilen bir şair Dağlarca, Çocuk ve Allah şiiriyle birlikte önemli bir anlayışı egemen kılıyor ki bu demin saydığım bütün şairlerin şiirlerinin yanı sıra denemeleri de olanlar vardır, romanı olanlar vardır, tiyatroları vardır ama Dağlarca hep şiirde kaldı ve söylemesi gereken her sözü şiirin kalıpları içerisinde aktarmasını bildi. Şimdi bu gruptakilerin ötesinde adına toplumcu gerçekçi şairler dediğimiz bir grup var ki başını Ömer Faruk Toprak, Rıfat Ilgaz, Mehmet Kemal, Fethi Giray, Supi Taşan, daha sonraları Arif Damar, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin, Gülten Akın ve Enver Gökçe'nin çektiği bir düşünce platformu vardı ki bu şairlere baktığımız zaman bunlarda çok önemli bir damar var. Bir anti-emperyalist damarı var, bir antifaşist damarı var. Yani bir yanıyla evrensel düzeyde emperyalizme karşı şiirlerinde yurtseverlik duygusunu savunurken bir taraftan da gerek ırkçı düşünceye karşı gerekse de ülkede ülkeyi geriye doğru götüren düşüncelere karşı bir meydan savaşı veriyorlar ürünleriyle beraber ki o dönemlerde büyük bir talihsiz Nazım Hikmet 28 yıl 8 ay ceza yiyerek 1938'de hapse girmektedir ki daha önceleri İstanbul Haupa cezaevlerinde yatan Ankara cezaevinde yatmaya devam eden Nazım Hikmet yaşamının belli bir bölümünü de Çankırı cezaevi ile Bursa cezaevinde tamamlamıştır. Nazım Hikmet'in hapis hayatı beraberinde şiirinin kilit altına alınması anlamına geliyordu ki Nazım Hikmet yasaktı. Yani Nazım Hikmet'in o dönemlerden 38'den 1964'e kadar 64-65 yıllarında o zaman Türkiye'de çok önemli bir dergi çıkıyordu. Adına Yön diyorlardı. Yön dergisi. Yön dergisi 1961-1967 yılları arasında yayımlandı ve 222 sayı çıktı. Yön dergisi Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal ve arkadaşları Cemal Reşit Eyüboğlu'nun birlikte çıkardıkları bir dergiydi ve Nazım Hikmet ilk kez orada yayınlandı ki Kurtuluş Savaşı destanından bölümler oraya konuldu. Ondan önce Nazım Hikmet'i yayınlayan tek kişi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörlerinden Orhan Buruyan'dı. Orhan Buruyan Kurtuluştan Sonrakiler kitabında Nazım Hikmet'e bir yer vermişti. Belki bilim adamı tavrı, belki ki Hamlet'i çeviren, Shakespeare'den çeviren, Tagore'la yazışan çok evrensel bir değerimizdi. Ne yazık ki 40 yaşını görmeden kaybettiğimiz bir değerimizdi. İkinci gruptakiler yani sosyalist dünya görüşünü benimseyip bu uğurda mücadele eden, ürünleriyle savaşım veren kişilerdi ki bunların hepsi hapishaneye girdi çıktı. Yani hapishane hayatı bunların arasında görmeyen hiçbir şair yoktu. Hatta Rıfat Ilgaz anılarında işte çık girerken o zaman hapishaneye girenlerin bir bavulu bir de yatağı vardı. Hapishanelerde çoğu zaman yatak yoktu. Yatağını da götürürdünüz. Çıkarken de yatak ve bavul eve götürülürdü. Bir gün meydancı hocam bir şey unuttunuz galiba diye Rıfat Ilgaz'a sorduğunda ne unuttum diyor. Ya kitaplarını aldın ama hani yatak. O da şu cevabı veriyor. Yatağım meydancı Nuri'nin yatağının altına soktum. Zaten bir hafta sonra beni çağıracaklar geleceğim diyerekten. Yani o dönemdeki şairlerin büyük ölçüde hapishane hayatı oldu ve bunlardan hiçbiri de vazgeçmedi. Daha sonraları tabii Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali, bir de karikatürist Mim Uykusuz, Mustafa Uykusuz'un beraberliğinde çıkarılan Marco Paşa çok önemli bir görev yapıyor. Orada birçok yazılar yayınlandığı gibi şiirler de yayınlanıyor. Marco Paşa kapatılıyor. Malum Paşa çıkarıyorlar. Malum Paşa kapatılıyor. Merhum Paşa çıkarıyorlar. Merhum Paşa kapatılıyor. Baştan çıkarılıyor. Yani Baştan diye bir gazete yani baştan çıkarmak diye. Ve bu çerçevede o dönemin insanının haksızlıklara karşı yolsuzluklara karşı müthiş bir direnç geliştiriyorlar ki Sabahattin Ali'nin o dönemlerde yazdığı bir yazının başlığı namuslu olmak zor şeydir. Yani mutlaka okunmasında yarar var.
Tabii pek çok şairler var o dönemlerde. Örneğin buradan bir örnek vereyim. Orhan Murat Arıburnu ki kendisi sinema dünyasında da bir dönem aktörlüğü de olan bir kişi. Şöyle diyor, ekseriye sabaha karşı kuşuna dizilir mahkumlar. Bir sünger taşına döner ana sütünden yapılan heykel. Bari şu trompetler çalmasa, insan gürültüye gitmese. Bu kadar. A. Kadir ise Varşova'da kaputun kaldı, Dunkek'te arka çantan. Düştü bütün fotoğrafların Sivastopol'da. Bir şafak vakti Paris'te bıraktın zavallı yüreğini. Kuşuna dizilenlerin karşısında. Garip şiiri daha sonraları şöyle bir silkinme noktasına doğru yürüyor. Nitekim Melih Cevdet şöyle diyor. Cigaram acı işte. Aşık olmak gayri kabil. Uyumanın tadı kalmadı. Birinci harbi umumide doğmuşum. Bizim hesabı kesmek için ikincisine ne lüzum vardı? Orhan Veli de o dönemlerde harbe giden sarı saçlı çocuk. Gene böyle dön. Dudaklarında deniz kokusu, kirpiklerinde tuz. Harbe giden sarı saçlı çocuk. Harbe giden sarı saçlı çocuklar hiçbir zaman bu şekilde doğmadılar. 1950'lerle beraber Türkiye'de siyasi alanda önemli bir değişiklik yaşanıyor. O Demokrat Parti'nin tek başına iktidara gelmesi oluyor. Yani 27 yıllık tek parti dönemi yerini bir yerde Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü'nün dörtlü takririyle birlikte yeni bir yönetim anlayışı ortaya çıkıyor. İşte bu dönemde de zaman zaman siyasi yalpalanmalar çok oldu. Şimdi öyle ki Türk Ceza Yasası'nın 141-142. maddeleri sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıfları üzerinde tahakküm kurmaya yönelik İtalyan Ceza Yasası'ndan alınan bu yasalarla bir de 163. maddenin getirdiği kısıtlamalar yüzünden birçok insan hakkında davalar açıldı ki o dönemlerde hakikaten bilirkişi konumunda olan birçok insan ki bunların arasında ordinaris profesörler de vardı. Onların tuttuğu raporlar nedeniyle çok insan şiirlerinden dolayı maalesef tutuklandılar. Bu şiirde şunu dedi, o burada dedi. Mehmet Kaplan'ın şiir tahlilleri ki daha sonraları Cumhuriyet dönemi Türk şiiri adıyla da basılmıştır. O kitaba baktığınız zaman dediğim gibi şu şiirde bunu anlatıyor. Ömründe sosyal alanda bir dizesi olduğunu sanmadığım Salah Birsel'e bile şu şiirde bunu söylüyor gibisinden çok uydurma yorumlar yapılmıştır ki daha sonraları bu şiirler şu anda herkesin elindedir. Yani bu bir dizeyle memleket nasıl yıkılır o konudaki raporlara bakıldığında içler acısı bir durumdur. Kim bilir daha başka neler yazılacaktı ama maalesef orada kaldı. Şimdi burada çok önemli bir noktaya değinmek isterim. O dönemlerde mesela İlhan Demiraslan bir şair, memleketin çok değişik yörelerinde doktorluk yapıyor, şiirler yazıyor. Yani Anadolu'nun bir yerinde meşale gibi. Mesela Muzaffer Hacı Hasanoğlu, öykücülüğümüzün çok büyük bir değeridir. Malatya'da bir daire mütehassısı düşünün. Efendim Muhtar Körükçü, bir dönemlerde 50'li yıllarda çok önemli kitaplara imza atan bir kaymakam. İşte Bingöl'de, Karaova'da kaymakamlık yapmaktadır. Fakir Baykurt, Şavşak'ta bir Türkçe öğretmenidir. Oğuz Tansel, Konya'da bir edebiyat öğretmenidir ki Metin Eloğlu'dan tutun efendim birçok şairi yazarı Konya'da izleyicilerle buluşturmuştur. Resim sergileri açtırmıştır orada. Yani Anadolu'nun toprağına aydınların o dönemlerde değişik yörelerde görev yapması insanımızın o dönemlerdeki duyarlılığına büyük kentlerden önemli ölçüde bir kültür rüzgarı, sanat rüzgarı estirilmiştir diye onu vurgulamak isterim. Tabii 50'li yıllarla beraber şiirimizde değişik bir anlayış ortaya çıkıyor ve buna biz ikinci yeni diyoruz. Yani başını Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan ve İlhan Berk'in çektiği burada biraz Batı şiirinin etkisini görüyoruz. Biraz imgesel bir söylem var. Yani şiir kalıpların ötesinde dizenin içerisine yerleştirilen anlam zenginliği, sözcük seçimi konusunda çok önemli bir anlayışı beraberinde getiriyor. İkinci yeni şairlerinin ortaya koyduğu şiir anlayışı kendisinden önce gelenleri de etkilediği gibi kendisinden sonra gelenleri de etkiledi. Belki toplumcu bir damarı yoktu. Yani o dönemin toplumsal koşullarında daha önce belirttiğim 40 kuşağının o saygın, seçkin kişilerinin düşüncelerinin çok ötesindelerdi ama bir yerde
saf şiirin ne olduğunu, şiirin insana nasıl etki edebildiğini, şiirin malzemesinin ne olduğunu çok önemli bir biçimde açıklayan bir şairler grubu olarak görüyoruz ki bugün de onların şiirlerini okuyoruz. Nitekim Edip Cansever'in şuradaki okuduğum şiirinden, daha doğrusu şiirinden bir bölümü okumak isterim. Mendilimde Kan Sesleri şiiri, uzun bir şiirdir. Şöyle diyor: ah güzel Ahmet abim benim, insan yaşadığı yere benzer, o yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri. Turgut Uyar'da en değerli vakitlerinizi bana ayırdınız. Sağ olunuz efendim. Gökyüzünün sonsuz olduğunu bana öğrettiniz efendim. Yeryüzünün sonsuz olduğunu öğrettiniz. Hayatın sonsuz olduğunu öğrettiniz. Öğrendim diyor. Cemal Süreyya'nın San şiirinde kırmızı bir kuştur soluğun. Kumral göklerinde saçlarının. Seni kucağıma alıyorum. Tarifsiz uzuyor bacakların. Kırmızı bir at oluyor soluğum. Yüzümün yanmasından anlıyorum. Yoksuluz, gecelerimiz çok kısa. Dört nala sevişmek lazım. Ben zamanımız el verdiği ölçüde şöyle yapayım. Nazım Hikmet 1950 affıyla beraber hapishaneden çıktıktan sonra bilindiği gibi yurt dışına gelecektir ve bir daha Türkiye'ye dönme olanağı bulamayacaktır. Şiirinin 50'li yıllarda tabii şiirini okumak mümkün değildi ama şöyle düşünün, niye okumak mümkün değildi? Çünkü o dönemlerde Amerika'daki McCarthy yönetiminin bir benzerinin Türkiye'de siyasi platformda bütün boyutlarıyla kendini gösterdiğini görmekteyiz. Amerika'da Sovyetler hesabına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ethel Rosenberg ile Julius Rosenberg karı koca atom sırlarını Sovyetlere verdi diye tutuklanırlar ki McCarthy'nin o dönemlerdeki senatör olarak ortaya koyduğu antikomünist tavrının çok önemli bir rolü olduğu ortadadır. Nitekim karı koca tutuklanırlar ve bunlara şunu söylerler: sırları biz verdik, söyleyin, çocuklarınız şurada bekliyordu, telefonun hemen bir tarafında Ayşe'yi onlara tutacağız, anne diyerek size kavuşacaklar ya da baba diyerekten. Fakat gerek Julius gerek Ethel bu teklifi reddederler. İşlemedikleri bir suçtan dolayı sanık olarak bilinmelerinin bir yarar sağlamayacağını biliyorlar ve nitekim daha sonra ikisi de idama mahkum edilirler. 1953'te dava biter. Arkada iki çocukları vardı. Biri 10 yaşındadır, diğeri küçüktür. Daha sonra Amerika'da bu dava yeniden görülür ve Amerika pardon der, evet size haksız astık diye de böyle bir yargıda bulunurlar. Bu olayda işte son sözlerini söyleyin diye bu iki karı kocaya sorduklarında sizi diyorlar, biz işte 18 Haziran 1953 günü işte idam edileceksiniz diye onlara söylüyorlar. Onlar da diyorlar ki son sözümüz bugün bize asmayın diyorlar. Ya bir gün önce asın ya da bir gün sonra. Nedeni sorduklarında bize astıklarınız gün evlenme yıl dönümümüz. Onun için o gün idam edilmeyi istemiyoruz diyorlar. Şimdi o günlerde arkadaşlar Amerika'nın okyanuslarını atlayıp Türkiye'ye gelen bir rüzgar Melih Cevdet'le Oktay Rifat'ın hanesine yazılıyor o rüzgar. Biri telefon şiirini yazıyor, biri anı. Hatırlarsınız bu iki şiir çok önemlidir. Ama o dönemlerde bu iki şiiri efendim bunlar için yazıldı demek mümkün değildi. Bir çift güvercin havalansa yanık yanık koksa karanfil, değil bu anılacak şey değil, apansız geliyor aklıma diye vurgulanan Melih Cevdet'in ünlü anı şiiri ve Oktay Rifat'ın da telefon şiiri, bu McCarthy dönemindeki Julius ve Ethel Rosenberg'in haksız yere idam edilmeleri üzerine evrensel boyutlarda bir şairin nasıl bir duyarlılık içinde olduğunu, din, dil, ırk, cinsiyet, felsefi inanç gözetmeksizin şair yüreğiyle evrensel bir boyutta o noktaya katılması çok çok önemli. Tabii Türkiye siyasi dalgalanmalardan bir türlü kendini kurtaramadı. Yani 1960'da 27 Mayıs 1960'da bir askeri hareket oldu. O dönemlerde daha sonraları 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleriyle birlikte
27 Mayıs'ı da o çerçeveye soktular ama 27 Mayıs başka bir yerde. Ha, askeri darbe miydi? Evet, askeri darbeydi ama arkasından tabii bu konuda çok şeyler yazıldı. Birisi o dönemlerde, ben ilk ortaokulda öğrenciydim, 27 Mayıs'ı biliyorum. O dönemlerde Türkiye'de büyük bir bayram oluşturuldu ve 27 Mayıs ve Anayasa Bayramı kutlandı. Ben öğretmenliğimin ilk yıllarında günün mana ve ehemmiyetini belirten konuşmalar yaptım öğretmenliğimin ilk yıllarında. Hürriyet ve Anayasa Bayramı diye 27 Mayıs'larda. Sonra 12 Eylül askeri darbesiyle bu kaldırıldı. 1961 Anayasası'nı beraberinde getiren kurucu meclis ne yaptı? Yeni bir anayasayı oluşturdu ve halka sundu. Halkın tabii o dönemlerdeki bilinç düzeyi de ortadadır ama evet çıktı. O dönemlerde büyük ölçüde dünya edebiyatından çeviriler ülkemizde boy verdi. Yani felsefi alanda, ideolojik anlamda, estetik anlamda çok önemli yapıtlara imza attılar o dönemlerde pek çok kişi. Yeni yayınlar ortaya çıktı. Şairler bir toplumcu damar yakalamanın önemli bir hazzını, lezzetini yaşadılar. Demin söylediğim gibi 27 Mayıs olmasaydı belki Nazım Hikmet'in şiiri daha uzun yıllar kamuoyunda boy veremeyecekti. Arkasından ki Nazım Hikmet o dönemlerde Turan Emeksiz vardı, Malatyalı bir orman fakültesi öğrencisi. 28 Nisan olaylarında İstanbul'da polis kurşunuyla öldürüldü. Ki o dönemin şairlerinin çoğu Nazım Hikmet'ten Enver Gökçe'ye kadar Turan Emeksiz'le ilgili şiirler yazmışlardır. Öğrenci olaylarının bir yerde başlangıç noktasıdır o. Yani edebiyat hayatla beraber, şiir hayatla beraber hep yürümüştür diyebilirim. Arkasından 27 Mayıs'lardan sonra 12 Mart'larda olağanüstü düzeyde bir kitap yasaklanmaları yaşadı Türkiye. Yüzlerce insan kitabını yaktı. Yani o dönemlerdeki büyük kentlerin evlerinde iyi ki soba vardı. Ve bir kitabı sobaya attığınız zaman kolay kolay yanmıyordu o. Tek tek yaprağını koparıp oraya atmak durumundaydınız. Yani büyük bir kitap yakımına tanık oldu Türkiye. 12 Eylül'lerde hem kitap yakımı oldu hem kitap yasaklamaları oldu. Yani Nazım Hikmet tekrar yasaklandı. Daha sonraları işte Ankara'da heykeli var Nazım Hikmet'in. Kültür merkezinde kültür merkezi kuruldu. Ama arkaya baktığınız zaman Nazım Hikmet şiiri hep yasaklı bir şiir olarak geldi. Sadece o değil, diğer şairler için de aynı şeyleri söylemek gerekir. Yani edebiyatın insanı kuşatan, onun yüreğine olağanüstü düzeyde heyecan ve sevinç veren bu damar büyük ölçüde siyasi iktidarlar tarafından düşman olarak bilindi ve o alanda üretim yapan insanların çoğu dışlandı. Ha, siyasi iktidarlar tarafından madalya verilen insanlar da oldu. Her dönemde oldu, her ülkede de oldu. Ama sonuçta bir şeyleri aldatmamak, kandırmamak gerekiyor. Doğruyu söyleyebilmek gerekiyordu. O dönemin şairleri bunu büyük ölçüde kotardılar. Ben şöyle düşünün. Mesela İstanbul'la ilgili bir şiirler yazmıştır insanlar. Birçok şairin İstanbul şiirleri vardır. Ben şöyle bir 5 dakika içerisinde konumu özetleyeceğim. Peki bir şair birinin şiirini birine şiirine benzemeden aynı konuyu, aynı mekanı, aynı kenti ele alırken nasıl farklı şeyler düşünür? İşte o insanın, o şairin yüreğindeki bakış penceresidir ya da üçüncü gözüdür. Örneğin Nedim'i düşünün. Ne diyordu Nedim? Bu şehir İstanbul ki bir mislü bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır diyor. Şimdi o onu öyle gördü. Yani bütün acem ülkesini verseniz İstanbul efendim ondan çok daha değerli. Tevfik Fikret'e bakın, İstanbul onun için kapkara bir kenttir. Sarmış yine afakını bir dudi muannit, bir zulmeti beyza ki peyapey mütezayit. Güzelim, dil tabii çok eski, yani o sis ve duman ki baskı dönemini ifade eden bir düşünceydi. Bakın, birindeki şiir nerede, ötekisinde hangi boyutlarda? Yahya Kemal ne diyor? Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. Necip Fazıl, ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar diyor. Güzel bir şiir. Vedat Türkali'de ki bestelenen bir şiirdir. Salkım salkım tan yelleri estiğinde, mavi patiskaları yırtan gemilerinle, uzaktan seni düşünürüm İstanbul. Bin bir direkli halicinde akşam, adalarında bahar, Süleymaniye'nde güneş. Hey sen güzelsin kavgamızın şehri. Nazım Hikmet şöyle diyor. Biz ki İstanbul şehriyiz. Seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia,
Çanakkale, Filistin, vagon ticareti, tüfüs ve İspanyol nezlesi ve iddiatçılar, bir de uzun konçlu Alman çizmesi. 914'ten 18'e kadar 7 bitirdi bizi. Mücevher gibi uzak ve erişilmezdi şeker. Erimiş altın pahasında gaz yağı ve namuslu, çalışkan, fakir İstanbullular sidiklerini yaktılar 5 numara lambalarda. Şöyle tamamlamak isterim. Almanlar Sovyetler Birliği'ne 2. Dünya Savaşı'nda saldırdıklarında orada karargah kurdular. Geçen Haziran'da biz gittiğimizde mihmandarımız da orada o mevzileri falan gösterdi bize. Almanların bu saldırıları sırasında Zoya adlı bir kızcağız, Zoya, çok yetenekli bir öğrenci, 18 yaşında. Ben gidip bu Almanlara karşı mücadele edeceğim diye annesine çıkışıyor. Annesi de kızım etme gitme diyor. Nasıl olur? Sonra ölürsün. Burada kalmakta ölmemek şeyimiz yok, olasılığımız yok diyor. Ve Komsomol denilen o örgüte katılıyor. Zoya Almanlara iki kez baskın yapıyor ve Alman birliklerini büyük ölçüde zarara uğratıyor. Ama daha sonraları bir işbirlikçi Rus, Zoya'yı ihbar ediyor ve Almanlar Zoya'yı yakalıyorlar. Zoya, Pushkin'in Yevgeni Onegin kitabında kitabını ezbere bilecek kadar da edebiyatla ilgili ve Tolstoy'un Savaş ve Barış kitabını çok seven bir kişi. Orada kitabın kahramanı Tanya'dır ve militan şeyini, unvanını Tanya olarak değiştiriyor Zoya. Zoya'yı Almanlar asıyorlar ve 5 Aralık 1942'de ipe çekiliyor. Nazım Hikmet o dönemlerde Bursa cezaevinde yatmaktadır. Bu ölümün İzvestiya gazetesi bütün dünyaya duyuruyor bu şeyi ki daha sonra Almanlar yeniliyor tabii. Geriye çekildikten sonra İzvestiya gazetesi bu olayı ayrıntılı olarak veriyor. Günlerden bir gün Celile Hanım Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'i ziyarete gidiyor ve ona Fransızca bir gazete gösteriyor. Fransızlar Fransızca bir gazetede Zoya'yı anlatıyor orada. Nazım o gece oturuyor Zoya'nın destanını yazıyor. Çok uzunca bir destan ve ben sadece birkaç dize burada okumak isterim. Ona Tanya diyor. Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar ben de seviyorum memleketimi. Seni astılar memleketini sevdiğin için. Ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim. Ama ben yaşıyorum. Ama sen öldün. Sen çoktan dünyada yoksun. Zaten ne kadar az kaldın orada. 18 senecik. Doyamadın güneşin sıcaklığına bile Tanya. Sen asılan partizan. Ben hapiste şair. Sen kızım, sen yoldaşım. Resmin üstüne eğiliyor başım. Kaşların incecik, gözlerin badem gibi. Renklerini fotoğraftan anlamam mümkün değil. Fakat yazıldığına göre koyu kestaneymişler. Bu renk gözler çok çıkar benim memleketimde de. Tanya, saçların ne kadar kısa kesilmiş. Oğlum Mehmet'inkilerden farkı yok. Alnın ne kadar geniş, ay ışığı gibi. Rahatlık ve rüya veriyor insanın içine. Tanya'nın ölümünden sonra Konstantin Simonov oyun yazıyor. Kompozitör Kovalevski opera sahneye koyuyor. Heykeltıraş Zelinski, Lebedeva heykellerini yapıyorlar. Almanya'da filmi çevriliyor. Evet, tekrar şeye dönüyorum, hapishaneye. Nazım Hikmet annesinin elindeki Fransızca gazeteden Tanya'yı okuyor. Tanya'nın o, daha doğrusu Zoya'nın o macerasını okuyor ve bu şiiri yazıyor. Yıllar sonrasında Nazım Hikmet hapishaneden çıktıktan sonra Moskova'da Vunukovski, ki hala orada uçakların indiği havaalanı, Vunukovski havaalanına iniyor. Çok geniş bir kitle tarafından Nazım Hikmet karşılanıyor.
Karşılayanların arasında yaşlıca bir kadın geliyor ve Nazım'ın ellerini tutuyor. Diyor ki ben Tanya'nın annesiyim diyor. Benim kızımın diyor şiirini yazdın, sana minnettarım diyor. Nazım o kadının elini öpüyor ve Türk adetlerine göre başına değiyor. Ve Nazım ondan sonra da hiç kimsenin elini Sovyetler Birliği'de öpmüyor. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorusu olan varsa çok kısa, zamanımız çünkü dar. Bu iki zaman dilimine sığdırmak gerekiyordu. Söylenecek çok şeyler var. En az onur verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Buyurun hocam. Sağ olun. Efendim, büyük saygıyla. Estağfurullah. Saygı bizden efendim. Tüm söylemin gerek kişilik, gerek hayat söylemini çok büyük ustalıkla anlattınız. Tabii söylenebilecek çok husus var. Herhangi bir şey değil, saygı almak. Vurguladığınız özellikle kurumlarla ilgili Türk tarihi kurumu, Türk dil kurumu, müsaade buyurursanız ekleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda Türk İstatistik Kurumu da kurmuştur. Hala devam ediyor. Doğru. Aynı çizgi. Ve tabii halk evleri ve köyler üstüne muhteşem bir kurumudur. Genellikle lütfedip düzeltip bilinen halka yansıtılan köy enstitüsü, işte sol bilim, şu bu vesaire kapatıldı. Benim bilebildiğim kadarıyla lütfedip yorumlarsanız aslında sol olgusu falan değildi. Aşiret reislerinin baskısıydı doğrudan doğruya. O zamanki hükümetlere eğer bunları kapatmazsanız o adamlar yani okullardan çıkardı zaten başlamışlardı. Bizim bilimimiz ve bizden tek oy alamazsınız. Doğru. Aslında köy enstitülerinin kapanmasının temeli sağ sol değil, budur doğrudan doğruya. Ve bunun çok büyük tahribatı olmuştur Türkiye'ye. Eğer o köy enstitüleri devam edebilseydi, 2014'ün Türkiye'si çok daha çok olurdu. Arz etmek istedim. Yorumlarınızı saygıyla. Sağ olun hocam. Yani o dönemde tabii şöyle... Sanıyorum Çifteler Köy Enstitüsü'nde bir çoban çocuğun sırtında bir çanta var. İsmet Paşa oraya gittiğinde Cumhurbaşkanı, çağırıyorlar çocuğu Hasan Ali Yücel'le birlikte. Gel bakalım oğlum diyor. Çantanda ne var diyor. Çıkarıyor işte bir soğan, bir patates haşlanmış falan. Başka ne var orada diyor. Antigone çıkarıyor. İsmet Paşa Hasan Ali Yücel diyor ki çantada soğan ve patatesin yanında Antigone olduğunda bu memleket sırtı yere gelmez gibi. Yani dünya edebiyatı, dünya klasikleri ki 496 yapıtın yani Gogol'u, Puşkin'i, Lermontov'u, Tolstoy'u, Dostoyevski'yi, Dickens'ı, Victor Hugo'yu, Balzac'ı, efendim Doğu edebiyatının Hayyan ve Tagore'u çevrilmesinde çok önemli bir kültür seferberliği oldu. Ve o insanlar bu toprağın gerçekten büyük sevdalılarıydı ve yurtseverleriydi. Ama bir kurum kapatıldıktan sonra, üzerinden 70 yıl geçtikten sonra hala aranır olması, işlevini yapmış olması anlamına da gelir diye düşünüyorum ben. Evet, teşekkür ederim. Sunumun başında şair olmak için ya da belki de yazarlığın gereklerinden biri biraz acıyla herhalde yoğrulan bir durum gibi geliyor. İlla acıyı mı yaşamak lazım şair olmak için? Ya da yazar böyle mi oluşturmalı? Yani ne bileyim, deşeli bir haliyle hiç olmuyor mu yazarın şair tavrı? Teşekkür ederim. Şimdi bir romancı 10 roman yazıyor. O romanın tümünü de birinci kişi, tekil kişiyle yazdığını düşünün. Yani hep olayın kahramanı kendisi gibi vurguladığını düşünün. Peki bu adamın 10 yaşamı olabilir mi? Hayır. Demek ki başka yaşamları da ne yapıyor? Oraya yerleştiriyor. Şimdi bir gemi düşünün. Batıyor. Geminin efendim bir tayfası suya düşüyor ve bulunmuyor. Onun karısı evde. Kocacığım ah nedir soğuk sularda boğuşuyorsun. Ben sensiz ne yapacağım diye belki bir gün ağıt yakacaktır. Ama o sularla boğuşmasını, o köpek balıklarının ona saldırmasını,
gökyüzünün karanlığını, bulutları, soğuğu, kışı, rüzgarı, fırtınayı en iyi yazar yazar. Yazar onun akrabası da değil. Yani bir yerde onun damarına bağlanmaktır. Bu acı da olur, tatlı da olur, mutluluk da olur, heyecan da olur. Ama şunu unutmayalım. Büyük aşkları yazanlar o büyük aşkları yaşayamayanlardır. Yazanlar, efendim o yaşamışlık yazılmıyor. Mustafa Kemal'in anıları nedir? Çok fazla değildir. Büyük yaşam var orada. O yaşanmışlık, mesela ben çok örnek vereyim. Bir jokey düşünün. Atı biniyor, uçuruyor. Jokeylerin de boyları ufak tefektir. Atın üstünde o rüzgara dalıyor. Efendim atın kuyruğu havada, yeleleri rüzgarın ellerinde. Atın kokusu buhurdan gibi tütüyor. Peki iniyor, birinci geliyor, kupayı veriyoruz. Beyefendi şu atı nasıl bindin bir anlat bakalım. Ben bindim, onu sen yazarsın kusura bakma der bize. Çünkü o yaşadı onu. O kokuyu o duydu. Biz onun yazar oluyoruz. Yani yazar bir yerde o yaşanmışlığın içinde yeni bir edebiyat dili yaratabilmesidir işin gerçeği. O yaşanmışlıklardan başka birileri nasibini alıyor diyebilirim. Bu acı da oluyor. Yani tarihin bir döneminde ölüler için ağlayıcılar vardı. Üç kişiyi gidip kiralıyorlardı ki bu evde ağlayıcı ol. Paraların da giderken ah bizi nasıl bıraktın gidiyorsun diye ağlama parası veriliyor. Bu tarihte olmuştur. Ama ondan iyi ağlayan yok. Yani rol yapıyor. Hayat bir yerde bir sahne ve biz de onun oyuncuları diyebiliriz. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Evet. Evet. Başka bir şey var.